Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Buydu sizlerle birlikte az önce filmden çıktım. Star Wars Rogue One'ın böyle bir değerlendirmesi, filmi nasıl buldum hakkında bir eleştiri videosu çekeceğiz. İyi seyirler. Böyle kamera elimde, vlog tadında değişik bir şey oldu. Böyle köşeme oturdum. Şöyle üstümde Stormtrooper tişörtü var. Yanlış söylemiyorumdur umarım. Çünkü Star Wars evreniyle ilgili neredeyse hiçbir bilgim yok. Evet. Aranızda diyenler oluyor mu? Ki oluyordur. Olan hiçbir şey bilmiyorsun, neden konuşuyorsun? Çünkü bu sinemada izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Böyle kamera bir elde, bir o elde bir değişik oldu. Filmin ilk başlarında biraz sıkıldım. Ama böyle klasik ve Star Wars'un klişeleriyle olan bir ilk yarısı diyeyim. Perde arasına çok uyuz bir yerde girdiler. Tam böyle çatışma başlamadan önce falandı. Kamera şu an nasıl bilmiyorum ya. Bir bakayım şöyle. Tam uyuz bir yerde girdiler araya. Böyle 10 dakika 15 dakika mal gibi bekledik. Sonra ikinci yarı bir başladı. Film tamam dedim. Bu film izlenir güzel. Filmin süresini bilmiyorum. Çünkü bayağı reklam ve geç başlamalar falan oldu benim gittiğim yerde. 2 saat 45 dakika falan olabilir ama tam emin değilim. Onun dışında oyunculukları ilk yarıda yine beğenmemiştim. Ama karakterlerin gelişimini film çok iyi yansıtmış. O yüzden oyunculuklara da artı veriyorum. Filmin asıl ikinci yarısında böyle spoiler sayılmaz. Filmin konusu zaten belli. Death Star'ın planlarını çalmak. Onun bulunduğu gezegen mi diyeyim artık, ortama gittiklerinde o ortam aydınlık. Böyle bir sahil gibi bir yer, adacık gibi bir yer yapmışlar. Adını hatırlayamadım şimdi. Oradan sonrası film neredeyse full aydınlık ortamda geçiyor ve bir Star Wars filminde görmek istediğim şey benim buydu. Çünkü hep karanlık karanlık bir sıkılmıştım. Ama o aydınlık sahneler olunca süper oldu. Battlefront oyunundaki gibi bir haritada vardı. Haritanın adını yine hatırlamıyorum tabii ki de. Bilmiyorum ya. Filmi ben bayağı beğendim ya. Spoiler olmayacak zaten bu videoda. Sonunda biraz üzüldüm. Ama şey çok iyi söyleyebilirim. Geçen yılki yeni üçlemenin başlangıcı diyeyim. O filmden sonra, adı neydi onu bile unuttum, Kylo Ren'li filmden sonra bu üçüncü filmin sonuna izlenebilecek gerçekten çok güzel bir film olmuş. Ve çok iyi bağlıyorlar dördüncü filme. İşte öyle bir şey yani. O zinciri çok iyi yakalamışlar. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben filme 10 üzerinden bir düşüneyim. 7 falan veriyorum ya. 7. 7 abi. 7'yi hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. Onun dışında bu bana, beni biraz gaza getirdi bu film. Çıkışta direkt girmiş olduğum AVM'nin oyuncakçısına gittim. Star Wars figürleri aradım böyle. Ama ne yazık ki çok istediğim şeyler yoktu. Belki Star Wars figür serisi yapmaya başlayabilirim. Ama öyle böyle 100 tane ordu falan değil. Bilmiyorum. Çok zor bir ihtimal ama böyle ufacık bir kapı araladı benim için bu film. Tavsiye ediyorum. En yakın zamanda gidin. Ben Cinemaximum'da gittim. Normal 3D olarak. Ve mümkünse alt yazıya gidin. Ben dublaja gittim ve hiç beğenmedim dublajını. Kimdi o? Ha, filmde Darth Vader var bu arada. Fragmanlarda da gözüküyor zaten. Darth Vader'ın sesini Haluk Bilginer miydi o adamın adı ya? Kimdi? Bu çocuklar duymasındaki baba olan adam işte. O seslendiriyor. Onu bile anladım. Oha dedim. İğrenç olmuş yani. Dublajı hiç beğenmedim. He, bahsetmediğiniz bir şey daha var. Adını çok unutuyorum ben bu atları ya. Daha yeni çıktı film gerçi de. Yeni robotumuz var. Böyle uzun siyahlı bir şey. Çok zeki. İnsana çok yakın bir tipi var. Ve çok cesur bir robot. Ben çok zevk aldım filmde onun boyunca. Biraz daha espri yaptırsalardı o robota artık yeter la diyecektim. Ama tam yerinde durdurdular. Ve bir şeyler oldu. Film çok güzeldi diyebilirim. Ve film 2016'nın en iyi grafik en iyi neydi lan o? En iyi CGI mi diyelim? En iyi görsel efekt ödüllerinde ilk 10'da. Heh. İlk 10 filmi arasında aday. Konuşamadım. Böyle diyorum. Bir de yanlış bilmiyorsam Han Solo'nun
Solo bir filmi çıkacak. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani bu kadar. Videoya beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma şuradan herhalde abone olabiliyorsunuz. Şuradan da diğer videolarıma bakabilirsiniz. Bir de yorumlara böyle kamera sallana sallana köşemde oturduğum salak bir video çekimi oldu bu. Değişik diyeyim, salak demeyeyim. Böyle beğendiyseniz bu konsepti yazabilirsiniz. Beğenmedim, eskisi gibi yap diyorsanız böyle kamera sabit masanın karşısında o da olur. Benim için fark etmez. Böyle biraz daha rahat oldu ama. Sesim de kısık ha, hava soğuk. Bak kar var dışarıda bak. Bir sonraki videomda What the fuck? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam lan. Bay bay.